Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber gerçekten iyi, kötü haber de gerçekten kötü. İyi haber, Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunu bugün başarıyla gerçekleştirdiği İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bunu Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada ayrıntılarıyla dile getirdi. Bu önemli bir aşama. Hatırlayacaksınız ya da hatırlayanlarınız olabilir, okuyanlarınız olabilir. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye bir Amerikan askeri ambargosuyla karşılaşmıştı. O zaman işte hatta onun öncesinde de bir Afyon yasağı şey vardı, Afyon ekim yasağı meselesi vardı. Bunun üzerine işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruldu. Bir kampanya açıldı. Kendi uçağını kendin yap diye. Türkiye Uzay ve Savacılık Sanayi AŞ, TUSAŞ kuruldu. İşte o gün kurulan TUSAŞ bugün ilk uçağını, ilk savaş uçağını uçurdu ve bu herhangi bir uçakta değil, bir jet uçağı. F-16'larla, F-16'ların bu işte Amerika'dan şimdi aldığımız F-16V modelleriyle yarışacak. Onların hatta onlar 4,5. nesil, bu da 4,5. nesil diye biliniyor. Ama bu 5. nesile, yani tam görünmezlik ölçüsüne doğru atılmış bir adım olarak sayılıyor Kaan. Emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım. Hakikaten çok önemli bir aşama. Türkiye son yıllarda zaten bu insansız hava araçları konusunda bir ilerleme kaydetti. Hürkuş diye bir uçak var. O bazıları için sadece eğitim amaçlı kullanılan bir uçak gibi görünüyor. Pervaneli bir uçak. Fakat bazı Afrika ülkeleri bunu savaş uçağı olarak satın almaya başladılar bile. Örneğin Nijer. Çünkü şeyler takılabiliyor. Kanat altına işte bir takım Türkiye'de üretilen mühimmat dedikleri bomba ya da işte buna benzer patlayıcılar, silahlar takılabiliyor. Yani sadece bir eğitim uçağı değil. Fakat bu Kaan uçağı, Milli Muharip Uçak Projesi 1900 değil tabii, 2016'dan itibaren geliştirilen bu uçak ne zaman şey yapacak, ne zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılacak, yapılan tahminler 2030 yılı diye işte, ama o zamana kadar da bu F-16'lar, yeni model F-16'lar bu açığı kapatacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın planlaması bu yönde. Ama bu hakikaten önemli bir aşama Türkiye açısından, sadece askeri güç bakımından değil, edinilen teknoloji bakımından da önem taşıyan bir şey. Burada tabii motor nasıl olacak? Yani motor, hakikaten 5. nesil motora ulaşılması ne kadar zaman alacak? Bu konuda Amerikalılardan alınan motorlar, yani şu anda F-100 serisi motorlar diye biliniyor. Bunlar 4. nesil, 4,5. nesil motorlar. Gerçekten 5. nesil nesile geçilmek için ne olacak? Bir de tabii bu 6. nesil meselesi var. 6. nesilde bu hani Baykar tarafından Kızıl Elma adı altında yapılan, yani TUSAŞ'ın da bu tür çalışmaları olduğunu duyuyoruz. Pilotsuz savaş uçağı. Yani bu drone dedikleri şu anda kullanılan İHA'lar, SİHA'lar gibi değil, bayağı savaş uçağı ama pilotsuz. Bu 6. nesil olarak adlandırılıyor. Bu konuda dünyada çalışan ülkeler var. Ama Türkiye, ama çok sayıda bir ülke yok yani. Yani sayısı onu geçmiyor. Türkiye'de bunlardan biri oluyor. Dolayısıyla hani size verdiğim, hani başta dedim ya, iyi haber gerçekten iyi haber. İşte bu Kaan uçağının ilk uçuşunu başarıyla yapmış olması. Daha kim bilir kaç test uçuşu yapılacak, hatalar düzeltilecek. Efendime söyleyeyim, bunların işte bir seri üretimine geçilecek falan, bayağı alınacak mesafe var. Ama ne demiş ünlü Çin filozofu Konfüçyüs? En uzun merdiven bile ilk basamaktan başlar. İşte böyle böyle bu basamaklar alınacak. Gelelim kötü habere. Kötü haber şu: Erzincan'ın bu İliç ilçesi yakınlarında Anagold şirketine ait altın madeni, Heyelan, hala devam ediyor. Yani şeyden bir haftayı geçti ve bu Heyelan hala devam ediyor, toprak kayması. O siyanürlü, siyanür ve sülfürik asitli işte toprak
öyle olması gerekenin üstündeki seviyelerde depolanmış ve öyle akıyor ki yani toprak bir tür sıvılaşmış gibi hala akmaya devam ediyor. Bu yüzden işte bugün 5 bakan birlikte dediler ki biz artık yani bu heyelan sürdükçe çalışan işçilerin güvenliği açısından da çalışmaları durduruyoruz. Şimdilik diyorlar. Tabii bu şimdilik biraz hani teselli mahiyetinde oluyor. Çünkü hani bunun anlamı oradaki işçiler maalesef 9 işçinin hayatından hani resmen açıklanmasa da ümit kesilmiş gibi. Hani bunu söylemek acı zaten söylerken de zorlanıyorum farkındasınız. Ama gerçek bu. Zaten sendikalarda diyorlar ki yani bu heyelan tehlikesi devam ediyor. Toprak akmaya devam ediyor. Bu devam ettiği müddetçe orada çalışacak işçilerin hayatı da tehlikededir ve o kadar çok miktar ki hatırlayacaksınız ilk yayını yaptığımız zaman 10 milyar metreküp diye hani bakanlığın açıklamasını vermiştik. 10 milyar metreküp toprak yer değiştirdi diye. Şu anda 10 milyon metreküp toprak şu anda 35 milyon metreküp toprağı kaydığı söyleniyor. Bunu oradan kaldırmanın hani çok uzun bir zaman alacağı da belli. Hani şeylerin toprak altında kalan işçilerin hangi mevkide olduğu da toprağın sürekli hareket etmesi nedeniyle belli değil. Onun da izi hani kaybediliyor gibi. Sendikalar dediğim gibi ya hani kurtarma çalışmasına çalışacak işçilerin de hayatı tehlikede diyor. Nitekim bakanlar artık bugün bu kararı aldılar ki şu toprağın kayması en azından durana kadar çalışmaları durdurdular. Madenin çalışmaları zaten durduruldu. Tekrar ediyorum hala Anagold şirketine açılmış bir dava yok. Oradaki çalışanlara, mühendis, müdür vesaire çalışanlara yönelik davalar var. İhmal mi var filan diye. Ama yani bu hakikaten insanın çok canını sıkan bir durum değerli izleyiciler. Yani son derece canını sıkan bir durum. Yani bir şekilde hani bir şeyler korunuyor demek istemiyorum ama yani görüntüde bu şekilde Allah aşkına. Yani şirketin sanki hiçbir kusuru yokmuş gibi kaldı ki verilen ifadelerin bazıları da sızmaya başladı. Yani biz şirketin merkezine bildirdik. Şirketin merkezi %80 Kanada'nın SSR madencilik şirketi, %20'si Türkiye'de Çalık Holding'e ait biliyorsunuz. Amerika'daki merkeze ilettik diyorlar. Ama bir şey gelmedi diyorlar. Tabii bu şirket cezalandırılır mı? Cezalandırılabilir mi? Türkiye'de hani aman bir yandan yatırım gelsin diyoruz. Ya yatırım gelsin de doğru dürüst gelsin arkadaşlar. Yani kimse madencilik yapmayalım demiyor. Ama böyle insan hayatını hiçe sayan, işte o şirketin Kanada'daki orijinal ülkesindeki madenlerin etrafını görüyoruz. Yani artık ki bu tür şeyler çok saklanamıyor. Yani bilgisayarla çok rahat erişip oradaki madenler nasıl, buradaki madenlerin koşulları nasıl bunu görebiliyorsunuz. Şimdi burada hani gerçekten kötü haber. 9 işçinin hayatından ümit kesildi diye kimse söyleyemiyor. Ama artık çalışmaların durdurulduğu, kurtarılma çalışmaların durdurulduğu da bir gerçek. Kötülüğün içinde kötülük de var. Yani kötü haberin içinde kötü haber, öyle diyelim. O da var. Mehmet Özhaseki, Şehircilik ve Çevre Bakanı. Biliyorsunuz bir tartışma vardı. Murat Kurum şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adalet Kalkınma Partisi'nden. İşte buna nasıl çevre etki değerlendirme raporu, ÇED raporu diye biliniyor ya, bu nasıl verildi filan diye tartışırken ya bizim ne ilgimiz var filan dedi. Belgeler çıkarıldı ortaya. İşte Aydın Sezgin, o zaman İyi Parti milletvekili, onun verdiği soru önergesine Murat Kurum imzalı yanıt, işte biz denetimleri sıklaştırıyoruz, işte bakıyoruz ama işletmeye devam ediyor, iş çok iyi çalışıyorlar filan gibi defalarca söyledik bunu yayınlarımızda, bir cevap vermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi şeylerinde var, tutanaklarında var, fakat yine de Murat Kurum hayır bizim bir alakamız yok diyordu. Mehmet Özhaseki bugün bir soru üzerine evet çevre etki değerlendirme raporunu Şehircilik ve Çevre Bakanlığı verir dedi. Şimdi bundan sonra artık
Hani Murat Kurum ne diyecek artık bunun üstüne? Hayır, o öyle diyordu, bu böyle diyordu diyecek bir şey de yok. Yani belgeler ortada. Efendime söyleyeyim, daha önce işte şimdiki Adalet Kalkınma Partisi'nin bakanı, ki Murat Kurum'dan bir önceki bakan da yine kendisiydi, Öz Haseki, söylüyor. Evet, bunu vermek görevi, çevre etki değerlendirme raporunun olumlu ya da olumsuz, bu yetki Şehircilik, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı diye. Ama artık hangi durumdayız biliyor musunuz? Yani neredeyse söylenilen yalanlar unutuluyor. Onun üstüne başka şeyler söylenmeye başlıyor. Bu gerçekte böyle ortaya çıktı ki çevre etki değerlendirme raporu, bu Çöpler Madeni'nde, Erzincan'ın İliç ilçesi yakınlarında Anagol şirketine ait Çöpler Madeni'ne bu izinler tabii ki Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilmiş. Altında da genişletme çalışmaları, yeniden işletmeye açılma izni falan, bunların hepsi de Murat Kurum'a ait. Yani bu da bu şekilde. Yani bugün size hakikaten bir gerçekten iyi haber verdim. Kaan Türkiye'nin ilk jet savaş uçağı başarıyla ilk uçuşunu tamamlamış. Bu iyi haber. Kötü haber de maalesef işte bu madenden geldi. Bakanın itirafı demeyeceğim. İtiraf demek de şey değil. Kabul ettiği bir gerçeğin kabul edilişidir bu. Ki evet, bu madene olumlu çevre etki değerlendirme raporu Murat Kurum'un imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı olarak verilmiş. Bu gerçeği de böylelikle bir kere daha teyit etmiş olduk. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.